sağlıklı olur. Çocuk psikiyatrı nasıl düşünüyorsun? Sen de yardım var mı? Ben zevkli oldukları düşünüyorum. Biz adenomüsü tekrar pozitif geldi dün gönderdiğimiz karta örneklerinden. Biyosiyle RGS Pediatri Kemik İliği Nakli Merkezimiz CACE akreditasyonu aldı. Tabii bu CACE akreditasyonu almak çok da kolay olmadı. Tüm ekibin yaklaşık 2 yıl süren geceli gündüzlü çalışmaları sonrasında alınmış bir başarı öyküsü aslında. Aslında kelime anlamı ile hem Dünya Kök Hücre Derneği'nin, Kök Hücre Tedaviler Derneği'nin hem de Avrupa Kemik İliği Nakli Derneği'nin ortaklaşa kurmuş olduğu bir akreditasyon sistemi. Dünyada pek çok akreditasyon kurumları mevcut. Ama bu kemik iliği nakli konusunda dünyada en önemli akreditasyon kurumu. Ve çok az sayıda merkezde bu akreditasyona sahip. Tüm dünyada 27 tane, bizim bildiğimiz kadarıyla 27 tane CACE akredite kemik iliği, çocuk kemik iliği nakli merkezi var. Bunlardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi oldu. Türkiye'de henüz bizim dışımızda CACE akreditasyonu alan çocuk nakil merkezi yok. O yüzden Türkiye'nin ilk ve tek CACE akredite merkezi olduk. Bu aslında çok önemli bir durum. Çünkü sizin hasta kaliteniz, hasta bakımı kaliteniz, tedavileriniz, tedavi standartlarınız, hastalara verdiğiniz doğru tedaviler veya tanılar, bunların hepsi CACE tarafından kontrol ediliyor ve siz bunları yaptıktan sonra ancak bu belgeyi hak edebiliyorsunuz. O yüzden biz düşünüyoruz ki Türkiye'de Türk çocukları için bu ciddi bir kazanç olacak ve kemik iliği nakli gereken Türk çocukları inşallah dünya kalitesinde kemik iliği nakli standartlarına kavuşmuş olacak diye umut ediyoruz. Yurt dışı kaynaklı deneticiler tarafından denetlendi ve bu akreditasyona uygun görüldü. Merkezlerinin otelcilik hizmetlerinden çok hasta tedavisindeki standartlarına ve kalitesine bakıyor. O yüzden hani şu denebilir, bu dünya kalitesinde, Avrupa ve dünya kalitesinde bir kemik iliği nakli tedavi merkezinin standardıdır CACE. CACE alan kemik iliği nakli merkezleri tüm Avrupa ve dünya tarafından bilinir hale gelirler. Ve bundan dolayı da CACE standardı olan merkezlere hem sağlık kuruluşları hem de devlet otoriteleri daha hastalarını göndermek için başvururlar. Bu anlamda da CACE'nin sağlık turizmini artıracağı düşüncesindeyiz. Kayserili hayırseverler çok destek verdiler ve KANKA sayesinde şu anda yeni bir çocuk kemik iliği nakli hastanesinde yapımına başladık. Geçen sene temellerini attık. Bu sene de kaba inşaatı bitti. Ve inşallah bittiği zaman bu hastane 40 yataklı kemik iliği, çocuk kemik iliği nakli merkezi ile Türkiye'nin en büyük, belki de Avrupa'nın en büyük kemik iliği, çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak. Ben bu vesileyle Kayserili hayırseverlerin yanında tüm Türkiye'den bu projeye destek olmalarını da istiyorum.
İnşallah bu hastaneyi bitirebilirsek ileride Erciyes Üniversitesi'nde Türkiye'de bir yüz akı olarak hastalarımıza tedavi hizmeti, JCI standartlarında tedavi hizmeti sunabileceğimizi düşünüyorum. 150'nin üstünde kemik iliği nakli gerçekleştirdik çocuklarda ve 33 farklı hastalığa da kemik iliği nakli yaptık. Önceleri 5 odada hizmet verirken şimdi 8 odaya çıkardık. Yeni hastane ile bu 40 yatağa çıkacak ki bu ciddi bir gelişim anlamına geliyor. Hasta sayısının giderek artacağını düşünüyoruz. Yurt dışından da pek çok hasta buraya geleceğini düşünüyoruz. Zaten şu anda da Suudi Arabistan, Dubai'den, Bahreyn'den, Türkiye Cumhuriyetlerinden hastalar geliyor ve nakillerini yapıyoruz. Ama JCI standartları sonrasında asıl hedef belki de Avrupa'dan hasta çekebilmek. Tamam. Biz şeyimize bakalım. Bir daha mutallıktan bu arada onlara bakalım istersen. Geçelim de kimler gelmiş. Şurada da şey var.